Çok güzel. Böyle Bu tüh. arada Hadise de Evet. aradan çıkıyor. Hadise, Ben de. Hadise o da ortada yoktu ama son bir ay önce falan bir şarkı çıktı. Haberleştik. Gerçekten çok ona o çok uygun bir şarkıydı. O da çok mutlu. Şu anda çalışıyoruz şarkının üzerine beraber. İşte yakında aranje okumalar. Sizlerle buluşur herhalde bir iki ay Çok içerisinde. merak ediyoruz. Vay vay İnşallah. Çok güzel oldu. vay. Benim içime sindi. Ben böyle işimi övmeyi sevmem ama güzel olduğu zaman da içime sindiği zaman da söylerim. İçime sinmiştir diye. Oyunculukla ilgili iddiam yok ama Yok. bu Ama iyi yeteneğiniz, oynuyorsun. evet, Ya iyi oynuyorsun. şimdi bir Bir çevre proje oluştu mi var? zaman içerisinde. O çevre bana hep bunu söylemeye başladı. Bir de ciddiye aldığım isimler söylemeye başladı. Kesinlikle oyunculuk yaparım diye bir hani iddiam, ben oyuncu olacağım diye bir şey yok. Ama sanırım kendi içimdeki o sanatçı ruhumdan kaynaklanıyor. Eğer o işin içerisinde bir şekilde girersem, mesai harcarsam onun karşılığı bana hemen geliyor. Oyunculuk yoksa hani 20 sene emeğini harcamış insanlar var. Asla öyle bir hani iddiam olamaz ama benim için uygun şeyler olursa, uygun gördükleri şey de olursa, ben de hakkını verirsem sanırım çalışırsam olacakmış gibi geliyor. Kliplerden alıştım bir de. Değil Şimdi mi? kamera önüne, ben Evet. arka taraftaydım. Şimdi buradan bir sene, 2 sene önce gelsem, burada dursam benim için başka bir ortam. Ona mı bakayım, buraya mı bakayım, bir heyecan dönüyordu. Ama şimdi öyle bir şey yok. O kameraların geneline alıştım. Bu sefer oyun vermeye başlıyorsunuz ister istemez zaten. Yavaş yavaş oluyor sanırım işte. Hiçbir planım yok ama aman ileride oyuncu olayım da şunu yapayım, bunu Bence yapayım diye. Fırsat gelirse değerlendiririm. yakın Mesela zamanda süper. böyle bir proje Fırsat çıkacak gelirse gibi inşallah. hissediyorum. İnşallah. Sosyal medyayı kendim kullanmayı sevmiyorum. Çok vakit ayıramıyorum ama ne olduğunu, ne bittiğini takip etmek açısından kullanıyorum. Pandemide bir de birçok müzisyen TikTok'a girdi. Güzel. Bunlarla ilgili ne düşünüyorsunuz? Sizin öyle bir girişiminiz oldu Benim mu? mecram değil kesinlikle. Çünkü orada başka yeteneklerin de olduğu bir yer var. Benim işim bu tarafta. Ben müzik yapıyorum ve profesyonel olarak bu işi yapıyorum. Orada sadece kendi müziğimle, kendimle alakalı bir şeyler paylaşabilirsem paylaşırım. Ama o TikTok'un ruhu denen bir şey var ya, o ruh bende var mı? Yok. O arkadaşların, genç yeteneklerin, yeni gelen neslin yapması gereken bence. Biz de oradan izleyeceğiz. Onlar ne yapıyor diye. Ama ben kendimi orada bir şey yaparken göremiyorum açıkçası. Belki de zamanı yok, belki de Uygun bir proje uygun. olur. Gerçekten bana uygun olur. Ben içinde rahat hissederim. Bir şey yaparım. Zaten paylaşırım, koyarım. Ama onun için, onun haricinde orası popüler diye kendimi orada Zorunlu. bulundurmam gerekmesi bana ters Ters geliyor. geliyor. Ters geliyor. Özellikle sanal. Evrim geçiriyor. Evrim geçiriyor. Yani zaman içerisinde başka bir hale geliyor sadece. Aşk mı peki adı, onu bilemem. O da değil mi? Onu Evrim. bilemem. Biz daha aşkın adını koymamışken bambaşka bir haliyle karşımıza çıkıyor o da. Başka şekliyle. Daha kısa süreli, daha gerçekçi ama. En azından zaman içerisinde öldürmüyorlar birbirlerini. Bana öyle geliyor. Bir süre içerisinde yine yaşamak istediklerini yaşıyorlar. Eminlerse eminler, değillerse yollarına bakıyorlar. Onlar tabii belki küçük aşklar. Onu büyütmek o başka bir şey. Onu büyütecek ortam yok. Yaşam tarzı yok. Derinlik Herkes çok yok. kolay her şeye ulaşıyor. O birazcık daha küçültüyor. Daha kısa yaşanıyor her şey sanırım. Hani derlerdi babamlar, ya bizim zamanımızda böyle, ben bunu diyecek yaşa geldim mi yani, gerçekten kendime de onu söylüyorum. Bizim zamanımızda gerçekten başka Ya da o şeyler nerede o vardı. eski aşklar? Yani onu şu an hani başka şekilde, bundan 10 yıl sonra da başka bir hal alacak ama aşk bitmez. Hep farklı yerlerde farklı şekilde evrim geçirir ve bizi besler. Kimisi küçük, kimisi büyük yaşanır. O da duygusallığıyla birazcık insanın alakalı sence, sanki yani iyi duygusal yönü ağır bir insansa aşkı büyük yaşıyor. Siz duygusal mısınız? Duygusalım tabii. Fazlasıyla duygusalım hatta. Ben hayatta o ikisinin dengesini kurmaya çalışıyorum. Hem duygusalım hem aklım basıyor. İkisi bir arada gittiği Sırf için değil. O duygusallık ikisi bir arada bir dengede gitmek zorunda. Hayatımdaki hatalar da hep bu ikisinin dengesini kaçırdığım zaman olmuştur zaten. Ya fazla göstermişizdir ya az göstermişizdir bir takım şeyleri. Onun haricinde aşk güzel bir şey. da. Sizin için işte nasıl tanımlarsınız aşkı? Şarkılarınızda görüyoruz ama size ne hissettiriyor Ya mesela? aşk nasıl bir duygu? Ya bir kere tek bir duygudan oluşmuyor bana kalırsa zaten. Birçok şeyin birleşimi aşk. İçinde tutkusu da var, özlemi de var, hasreti de var. Hepsi bir içine giriyor. Anlaşamamak bile var aşkın içerisinde. Hiç anlaşamadığın bir insana da aşık olabiliyorsun. Bir çekim gücü bir şey çekiyor ve anlamlandırılamadığı için bu kadar çok konuşuluyor. Yoksa birisi anlamlandırsaydı şimdiye kadar aşkın tanımı bu derdik. Hepimiz onu söylerdik ve geçerdi. DNA gibi, parmak izi gibi herkesin yaşadığı aşk başka. Çok. Birbirini asla tutmaz. Asla şey. Ama duygu aynı. İçinde yaşadığı duygu aynıdır bana kalırsa ama farklı yaşanır. İlk kaç yaşında aşık oldunuz? Çocukluk aşkım.
O onlar aşk değil ki. İşte gerçek aşkı soruyorum. Gerçek Sizin aşk. için gerçek tanımladığınız aşk kaç yaşındaydı? Ve çarpılma mıydı yani? İlk görüşte aşk mıydı yoksa? Aşk zaten öyle bir şey. Sonradan olduğunu inanmıyorum ben. Hani zaman geçirelim, bir süre sonra aşık olduk değil de ilk gördüğün anda zaten o aşk başlar. En son aşkım Büşra zaten. O kadar. İlkine gitmek iyi demiyor. Eski gerçekten. 14 Ha, falan, ilki 13 çok falan eski çünkü. muhtemelen. Çok hani aşk mı değil mi onu hatırlayamıyorum.